Ben Karamanoğlu Mehmet Bey. Fermanımdır. Bugünden geri hiç kimse sarayda, divanda, dergahta, bergahta, meclislerde ve dahi seyranda Türk dilinden gayri dil kullanmaya diyerek Türk'ün dil birliğini sağladım. Karamanoğlu Anadolu'dadır. Karamanoğlu Balkanlardadır. Karamanoğlu Orta Asya'dadır. Nerede bir Türk varsa Karamanoğlu oradadır. Ben Karamanoğlu Mehmet Bey. Kıymetli misafirlerim, değerli hocalarım, kıymetli öğrenciler, 7.'sini düzenlediğimiz geleneksel Türk okçuluğu ücretsiz eğitim seminerine hepiniz hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden konuşmasını yapmak üzere Sayın Osman Hocam'ı kürsüye davet ediyorum. Aslında sevinçle başlamak istiyorduk ama biliyorsunuz malum sabahki almış olduğumuz acı haberle şehitlerimiz var. Gönülden hepsine minnettar olduğumuzu ifade ediyor. Mekanları cennet olsun diyoruz. Allah onların şefaatinden bizleri mahrum eylemesin diyoruz. Fatihalarını üzerimize bir boş bilip hediye ediyoruz inşallah. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. İlk sene Sayın Doktor Murat Özveri ile başlayan bir hikayeydi bu. İlk sene onunla birlikte yapmıştık. 2, 3, 4, 5, 6 ve bu sene 7. sene. Zannediyorum hocamızın da buyurduğu gibi herhalde 7 senedir üst üste Türkiye'nin hiçbir üniversitesinde geleneksel Türk okçuluğu eğitim semineri hem de ücretsiz olarak verilmiyor, verilmedi. Ben de duymadım bu camianın içinde olmama rağmen. Biz de bıkmadan, usanmadan bu eğitim seminerine devam edeceğiz arkadaşlar. Yeter ki sizleri karşımızda görelim, içimizdeki bu ateşi anlatmak için sizleri karşımızda bulalım gibi. Türklerde ok ve yay, Türklerle birlikte başlamış bir şey. Okçuluğun insanlık tarihinin en eski çağlarına kadar inen uzun bir geçmişi vardır. Hunlardan ve Göktürklerden beri Altaylarda ve Çin, Türkistan'ın geniş bozkırlarında dağınık kümeler halinde yaşayan Türk boyları Doğu okçuluğunun en başarılı uygulayıcıları olmuşlardır. Ok kelimesi Oğuz kabile boy anlamındadır. K ve G değişimi vardır. Eski Türkçe'de aradaki U bağlantı ünlüsüdür. Z ise çokluk ikidir. Kısacası kelime anlamı kabilelerdir. Oğul, Oğuş, Oğur, Oğuş aynı kelimeler oldukları iddia edilir. Türklerde yay hakimiyetin sembolü, ok ise tabiyetin sembolüdür. Yani bir padişah olduğu zaman, onun padişahlığını kabul ettikleri zaman ona ne yapıyorlar? Yay veriyorlar. O yayın sahibi olmuş oluyor. Ona bağlı olanlar ise ne yapıyor? Onlara kendisine bağlanmaları için o kabilelere ok gönderiliyor. O kabileler ok aldığı zaman, o oklar geri geldiği zaman veya direkt o padişaha, o klan başına ne yapmış oluyorlar? Tabi olmuş oluyorlar. Tabili isim geliyor. Ok ve yay insanlık tarihi boyunca 20 bin yıldan bugüne birlikte anılmıştır. Eski kaynaklarda bazı kavimler okçu kavimler diye anılıyordu. Batı ve Hristiyan tarihçiler okçu kavimler diye Türkleri, Hunları, Moğolları ve Tatarları kaynaklarında okçu kavimler diye adlandırırlar. Türkler at sırtında ok ile avlanan, bozkırlarda göçebe olarak yaşayan ve bu yaşama en iyi şekilde uyum sağlamış savaşçı kavimlerdir. Nitekim bunun sonucu olarak da ilk önceleri siyasi topluluklar kurmuş ve sonraları imparatorluklara sahip olmuşlardır. Birçok ok çeşitleri var. Menzil okları, uzun hedefe gitmesi için, meşk okları, çalışma yapmak için, puta okları yani hedef okları, idman okları yine aynı, tirkeş okları, savaş okları manasına geliyor. Ok yapımı. Arkadaşlar ok, ben ilk Türk okçuluğuna başladığımda şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Bizim başlamamıza sebep olan, belki birkaç defa söyledim ama eskiki hattatlar ve neyzenlerin büyük bir çoğunluğu zamanında ok yapım ustasıymış.
Dediler Osman hocam sen hem ok yap, yay yapıyorsun, şey ney yapıyorsun hem de hattatsın. Sen bize ok yapar mısın dediler. Biz de tamam yapalım. Çok kolay bir şey zannetmiştik. 12-13 yılımızı buldu ama hala yapacağız diye uğraşıyoruz. Arkadaşlar ok ucu sivriltilmiş, atılan bir şey değilmiş. Ama ben normalde bildiğimiz şey neydi? Bir çöl, arkasında 3 tane tüy, efendime söyleyeyim atmak için bir orada kertik bir yer olan, ucunda bir sivri demir olan bir şey gibi algıladık. Hala da bu algıyı biz aşmaya çalışıyoruz dışarıdaki insanlara karşı ama ok aslında atılan bir şey değil arkadaşlar. Ok uçurulan bir şey. Ok bir şeyin uçması için uçuş pratiklerinin bilinmesi, uçuş kaidelerinin bilinmesi anlamına geliyor. Bir şeyin uçması gerektiğini ecdat 5000 yıl önce söylemiş ve bütün risalelerde, kitaplarda şöyle bir şey geçiyor. Hadi ok atalım demiyorlar. Hadi ok uçuralım diyorlar. Yani ok atılan değil, uçurulan bir şey olduğunu gördük. Ağacından başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Risalelerde der ki 20 yıl en az kuru olması gerekiyor, ölmüş olması gerekiyor. Kullanıldığı ağaçları diyor ustalar gider kendileri seçerlerdi. Ve 20 yıl sonra kullanılmak üzere onları istiflerlerdi. Dikine bir ağaç keserlerdi. Ağacın birinci bölmesinden olacaktı ama bu ağacı da her ormandan kesmiyorlar. Nereden alıyorlar bu ağaçları? Bir dağın kuzey batısından olması gerekiyor. 1100, 1200, 1300, 1600 rakımlar arasına kadar uzanan bir kuşağı var. Güneşi sağından solundan değil de güneşi tam üstünden görmesi gerekiyormuş. Yani ormanın üzerinden görmesi gerekiyor. Sık bir orman olması gerekiyor. Sebebi de ağaçlar yan dalları verirken su yolları bozulmasın diye birden büyüyüp dimdik kalem gibi çıkıp üstünde olması gerekiyor. Öyle diyor. Ondan sonra birinci bölmesi dediğimiz yerden bir metre yukarıda yukarısı ile dallara ayrılmaya başladığı yerin ana gövdesinden kesilmesi gerekiyormuş. Okuduk sıra dehşete düşüyorsunuz. Sonra diyor ki bunu dikine karpuz gibi yaracaksınız. Yardığınız bu yuvarlak kısmın doğusunu atıyorsunuz, güneyini atıyorsunuz, batı kısmını atıyorsunuz. O kalan size kalan dörtte birlik çeyrek olan parçanın iç kısmını da atıyorsunuz. En dış kısmındaki bozuk kısmı da atıyorsunuz. Arada bir karışlık bir yer kalıyor. Yüz devrinde bir çamdan bahsediyorum. Orayı yarma usulüyle yaracaksınız. Çıra yarır gibi yaracaksınız. Su yollarını kesmeden, kırmadan tek tek onları bir ok boyuyla getirip bağlayacaksınız. Ve ondan sonra yormaya başlayacaksınız. Aynı bizim şu dönemdeki mesela silah yapmak için ne gerekiyorsa, mermi yapmak için ne gerekiyorsa o dönemde de okçu ustalarına bunlar, bu ağaçlar resmi vesikalarla veriliyor. Mesela Osmanlı'da sırf İstanbul'da 200 tane okçu dükkanının olduğu, okçu esnafının olduğu ve bunlara vesikayla bu kaç tane ok çıkacaksa o kadar tüy, kaç tane o kadar temren, silahmış gibi düşünün onu. Silah zaten. Onu öyle zabıt karşılığı veriyorlar. O kadar değerli. Ustalar birbirlerine diyor ki, bak ben diyor sadece bugün bu kadarcık yonabildim. Yani bu o kadar çok kıymetli bir şey ki, bu bir çöp değil ha. O kadar kıymetli ki diyor bu. Ben ancak bugün bu kadar yonabildim akşama kadar. Çünkü bir ok fiyatı, bugünkü dört çeyrek dediğimiz bir altın fiyatı. Çünkü diyorlar ki ok atan altın atar. Yay kirişi. Koyunun bağırsağından, bazı rivayetlerde keçinin bağırsağından yapılıyor. Nasıl yapılıyor? İlk önce bağırsaklar temizleniyor, diliniyor, açılıyor. Uzun bir yerde biraz kurumaya bırakılıyor. Hafif sertleştikten sonra kepekli unun içine yatırılıyor. Tamamen nemli vaziyette beklenmesi sağlanıyor. Kokulardan halas olunca ince ince diliniyor, tekrar suya ıslatılıyor. Güneşe bırakıyor. Güneşe bıraktıktan sonra cam gibi çekiyor ve o tekrar eğrilerekten yapılıyor. Kiriş haline getiriliyor. İp haline getiriliyor diyeyim. Daha sonra bu iplerden Selçuklu döneminde rebap telleri, yani müzik aleti telleri, kanun telleri,
Ondan sonra sentur gibi müzik aletlerinin tellerinde kullanılıyor. Çok ince olanlar. Kalın olanlar da ne yapıyor? Yayların üzerine takılıp yay kirişi olarak da kullanıyor. Karaman'da biliyorsunuz Kirişçi Mahallesi var. Kirişçi Camisi var. Bilen var mı Kirişçi Camisi'nin ne demek? Neresi olduğunu? Yunus Emre Camisi'nin diğer ismi Kirişçi Camisi'dir arkadaşlar. Gelelim zihkirimize. Zihkirler arkadaşlar, zih tutacak demek. Gir, gergi demek. Yani gerilmiş olan bir şeyi tuttuğunuz yüzük manasına gelir. Baş parmağınıza takılarak kullanılır. Özelliği ise elinizin kemiğinin yuvarlaklığından faydalanarak yan girer. Çevirdikten sonra kilitlenir, çıkmaz. Çıkmadığı için ne yaparsın? Yayın kirişine asılırken bu elinize hep kalacaktır. Elinizin yumuşak dokusu zedelenmesin diye ne yaparız? Bu kirişin zihkirin üzerindeki sert kısımdan, kaygan kısmından faydalanırız. Bunu da çok yapıldığı materyaller var. Boynuzdan yapılmış. Efendime söyleyeyim, sert meyve çekirdeklerinden, koka gibi onlardan yapılmış. Demirden, dökümden yapılmış. Süslü yüzükler yapılmış, tören zihkirleri kullanılsın diye. Zihkirlerde de anlatacağım şu anda bu kadar. Bilek siperliği bir akıncının olmazsa olmazı. Daha uzaklara, daha uzak bir mesafeye ok atabilmek için çekmiş olduğunuz şeyden kirişin kabzanın berisine düşürmek gerekiyor. Yani o kadar çok çekmek istiyorsunuz ki okunuzu. Şimdi bu kadar çekersen az gider. Bu kadar çekersen biraz daha çok gider. Bu kadar çekersen daha çok gider. Ama ben istiyorum ki şu kadar çekmek istiyorum. Bu kadar çekmek için de ne yapmak gerekiyor? O şeye okun bir mecrası olması gerekiyor. Küçük. Şuraya kadar elime saplanmaması, kirişe kabzaya değmemesi için buradan atmam gerekiyor. Daha çok uzun mesafe almak için. Son demlerde lazım gelecek olan bir şey. Onun için hep kullanmışlardır. Bilek siperi de ne yapılır? Buralarda kullanılır. Daha uzak mesafeye atış atabilmek için. Bir de mecra dediğimiz şeyler var ki bu mecra dostumuz arkadaşımız Hasan Bey de burada yad etmiş oluyoruz. Bir savaş esnasını düşünün arkadaşlar. Düşmanınıza ok vermek istemiyorsunuz. O okların tekrar size dönmesini istemiyorsunuz. Veya oklar çarpıyor, malzemeniz, mühimmatınız kalmamış, kısa bir ok gelmiş ama ucu yok. Ama saplanır mı insana? Saplanır diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Mecra diye bir şeyimiz var. Bu mecra içerisine normal oktan daha küçük bir oku yerleştiriyorsunuz. Çektiğiniz zaman ok burada kalıyor. Burada kaldığı için o kişinin eline göre ayarlı. Bu elinde kalıyor ama ok gidiyor. Anladınız değil mi? Ok gidiyor. Buna da ne diyoruz? Biz mecra diyoruz. Ve İslam'la müşerref olan Türkler bin yıllardır sürdüre geldikleri savaşçı kişiliklerine dini bir de hüviyet kazandırdılar. Bizce bu hüviyetin en önemli iki sıfatı merhamet ve alçak gönüllülük yani tevazudur. Şu birkaç kelimeyle özetleyelim. Türk yayları aslında kompozit yaylar yani birleştirilmiş yaylar. Oysa Arap yayları bu yayların hem menzil yönünden hem de hız yönünden mukayese dahi edilemezken parmağına 5000 yıldan beri en az bizim bildiğimiz 5000 yıldan beri bugüne kadar takmış olduğu zihirini kullanmasına rağmen geliniz bakınız ki okçuların piri Sa'd bin Ebu Vakkas'tır. Zihircilerin piri de Hazreti Ali bin Ebi Talib geçer. Tamam mı arkadaşlar? Tek bir sebebi vardır bunun. Sadece ve sadece Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretlerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem at ya Sa'd anam babam sana feda olsun diye dua eden veya duası geçmiş olan bir okçu olduğu için okçuların piri olarak kabul edilmiştir. Zihircilerin piri de yine Hasan ve Hüseyin efendilerimizin parmakları acımasın diye deri bağlanmış ve ondan dolayı da Hasan ve Hüseyin efendilerimize olan merhametinden dolayı ne yapmışızdır? Geleneksel Türk okçuluğunda bütün Türkler zihircilerin pirini de Hazreti Ali olarak kabul edivermişlerdir. Bunun tek bir sebebi var. Müslüman olmak alçak gönüllülük gerektiriyor. Bildiklerinden halis olmayı gerektiriyor. Övünmemeyi gerektiriyor. Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri bizde çok önemli bir Türk okçuluğunda yeri vardır.
Küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. İşte ok atıyor, ok atarken işte birini Allah için atıyor. Peygamber Efendimiz geliyor, birini benim için at ya sağ atıyor, birini onun için atıyor. Diğer sahabeler geliyor, benim için de atar mısın, onun için de atar mısın, atıyor. Sonra okun bir tanesini bulamıyorlar. Hikaye olunur ki o ok hala semada geziyor. O ok aşağıya henüz inmedi. Böyle güzel bir anekdot var. Burada köyün bir tanesinde beddua ediyor annesi çocuğuna. Diyor ki, Vakkas okuna rastgelece diyor. Şimdi İslam hukukunda bir şey var. Yapması üzerinize farz olan bir şey hakkında siz yemin edemezsiniz. Mesela ben bundan sonra işte yemin olsun ki namaz kılmayacağım diye bir yemin olmaz. Anlatabiliyor muyum? Veya ben annemin evine bir daha gitmeyeceğim, anneme ben bir daha bakmayacağım diye yemin edemezsin. Yemin yerini bulmaz. Şimdi bedduanın büyüklüğüne bakın. Vakkas okuna rastgelece dediği zaman aslında inmeyecek olan, olmayacak olan, vurmayacak olan bir oka rast gel diyor. Çünkü o okun aslında o çocuğuna rast gelmeyeceğini biliyor. O bedduanın aslında geçmeyeceğini de biliyor. Ama o anki sinir halinde bir şeyler söyleyecek ya, sıkıntısı geçecek ya, diyor ki Vakkas okuna rast gel diyor. Biliyoruz ki o bir hikayedir ve o ok henüz daha kıyamete kadar inmeyecek deniliyor. Biz beddualarımız bile aslında beddua olmasın diye beddua yapıyor. Bunların hepsi nereden geliyor? Yine bir kültürden geliyor. Dediğimiz gibi tek sebep ise Hazreti Peygamber'in at ya Sa'd, anam babam sana feda olsun diye dua ettiği bir okçu olmasından başka bir şey değildir. Bu yüce İslam olma şuuru yine Hasan ve Hüseyin efendilerimizin parmaklarını ok atarken yaralamasın diye deri parçalarını bağlayan Hazreti Ali Efendimiz zikircilerin pir olarak kabul edilmesi yine aynı nedendedir. O artık hem bir Müslüman Türk olmuştur. Yayını eline almadan abdestini alan, okunu atmadan besmelesini çeken, attığı oku sen atmadın bu oku Allah attı ayeti mucibince okunu 850 metreler gibi bir uzaklığa uçurabilen, toz koparan İskenderler gibi atan Müslüman bir Türk oldu. Ok meydanlarını artık o yerlerin en kutsalı görüp dualarını dahi o meydanlarda yapan ve 500 yıl İslam'ın bayrağını dalgalandıran bu savaşçı Müslüman Türk, tüm mazlum halkların o gün olduğu gibi bugün de kurtuluş ümidi oldu. Sonuç olarak örfünden gelen alplik ve kahramanlık sıfatlarıyla İslam'dan sonra edinmiş olduğu erenlik ve evliyalık yani Allah'a dost olmuşluk sıfatları birleşti. Ne oldu? Artık bir alp eren oldular. Allah cümlesinin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. 7.sini düzenlemiş olduğumuz ve gerçekten hocam dediği gibi Türkiye'de bir ilktir. Son da olmayacak inşallah. Bundan sonra da hocamdan sonra sizler devam ettireceksiniz, geliştireceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Genelse Türk Okçuluğu, sanatçısı, aynı zamanda ahşaptan ne yapan, yine Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı, Kültür Bakanlığı sanatçısı, Osman Hocama, Pir, Kemal Teş Hocama teşekkür ediyoruz. Hocamın bir ok hediyesi var. Bu ok hediyesini ondan önce hocama bir hediye takdimimiz olsun. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Yalçın Coşkunar hocamı sahneye davet ediyorum. Kendilerine plaketlerini vermek üzere. Evet, teşekkür ediyoruz. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.